Devletlerin, kurum ve kuruluşların ya da şirketlerin ya da ailelerin ayakta durup durmaması ile ilgili temel neden kurumsal olup olmamaları arkadaşlar. Aslına bakarsanız bu kadar basit. Bir aile kurumsalsa uzun yıllar birlikteliğine devam ediyor, dağılmıyor. Kurumsal değilse 2 ayda evlilik ilişkisi bitiveriyor. Ya da devletler kurumsalsa her geçen gün büyüyorlar, güçleniyorlar, dünya çapında söz sahibi olmayı başarıyorlar. Ama tam tersi ise büyük olan ülkeler bile giderek küçülüyor, büyük krizlerle karşı karşıya kalıyor ve halkları her geçen gün biraz daha fakirleşiyor. Aynı şeyi kurum ve kuruluşlarda görüyoruz. Kurumsal yapıdan uzaklaşan şirketler rastlantısal olarak belli bir süre büyüseler de kurumsal bir yapıya sahip olmadıkları için bunu devam ettiremiyorlar ve büyük bataklarla karşı karşıya kalıp kapıya kilit vurmak zorunda kalıyorlar. Anlayacağınız tüm bu yapıların temelinde kurumsallık var arkadaşlar. Kim ne derse desin. Hiçbir şey el yordamıyla ya da rastlantısal bir şekilde olmuyor. Böyle yapmaya kalkarsanız bir iki başarı elde ediyorsunuz belki ama sonrasında bu başarılarınız bile büyük bir başarısızlığa dönüşmeye başlıyor. Türkiye'nin tam da durumu bu aslına bakarsanız. Yaptığımız her iş elimize yüzümüze bulaşıyor ve bu nedenle de bunun bedelini vatandaş olarak bizler ödemek zorunda kalıyoruz. Şöyle son 5 yıla bir bakın ya da son 10 yıla bir bakın. Arka arkaya o kadar büyük hatalar yapılmış ki bugün geldiğimiz an itibariyle uluslararası ilişkilerimiz kötü, siyasetimiz kötü, hukuk sistemimiz kötü, sosyal yapımız kötü, insanlarımız fakirleşmiş durumda, işsizliğimiz zirveye ulaşmış durumda, enflasyonumuz tepeye tepeye gitmeye devam ediyor. Anlayacağınız her şey bozulmaya devam ediyor. Elimizi nereye atarsak orası bozuluyor. Dövizi baskılayacağız diyoruz, döviz patlıyor. Suriye'de başarılı olacağız diyoruz, Suriye patlıyor. Kıbrıs'ta başarılı olacağız diyoruz. Bakın şimdi de Kıbrıs elimizden gitmek üzere. Bütün bunların detaylarını bu videoda sizlerle paylaşacağım. Ve nerede hata yapıyoruz? Bu hataların bedeli karşımıza ne olarak çıkıyor? Hepsini konuşacağız. Bunun yanında her zaman olduğu gibi rakamları da sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Borsa, dolar cephesi, faiz cephesi, gümüş cephesi, sterlin cephesi, altın cephesi ne oluyor ve bundan sonra ne olacak? Yükseliş hızlanacak mı, yavaşlayacak mı? Bu stabil süreç devam edecek mi yoksa çok ciddi bir şekilde altında dolarda düşüşler, borsada hızlı çıkışları mı göreceğiz? Bunların hepsini değerlendireceğim arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şam'da namaz kılacağız dedik değil mi? Bunun için bir yığın para harcadık, bir yığın askerimizi kaybettik. Sonuç Suriye'de full başarısızlık. Suriye'de şu anda Rusya ile Amerika'nın borusu ötüyor. Türkiye hiçbir varlık sebebi gösteremiyor orada. Mısır'da yönetime ortak olacağız dedik. Bizim istediğimiz yönetim gelecek dedik. Şu anda tam da bize muhalif olan bir yönetim söz konusu Mısır'da. Avrupa Birliği'ne gider yaptık. Her türlü buradan size göçmen göndeririz, canınızı okuruz dedik. Bugün Avrupa Birliği'ne muhtaç hale geldik. Amerika'ya S-400 konusunda kafa tuttuk, rahip konusunda kafa tuttuk. Her seferinde geri adım atmak zorunda kaldık. En sonunda Akdeniz meselesi, Doğu Akdeniz meselesi biliyorsunuz. Yok kardeşim, bizim milli değerlerimiz ve buradaki menfaatlerimiz her şeyden daha önemlidir açıklamaları yapıldı. Biz oraya Oruç Reis'i göndereceğiz. Arama taramayı yapacağız. Ve gerekiyorsa bunun için savaş da yapacağız. Buradan çıkan doğalgazdan payımızı alacağız. Hiç kimseyi tanımayız dedik. Bugün geldiğimiz nokta Amerika ile Güney Kıbrıs neredeyse askeri anlaşma yaptılar. Her türlü teknik, teçhizat, ekipmanı bundan sonraki süreçte Amerika Güney Kıbrıs'a vereceğini taahhüt etti. Uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Büyük ihtimalle orada bir üste kuracak. Anlayacağınız arkadaşlar Kıbrıs'ta yarın öbür gün elden giderse hiç kimse şaşırmasın. Ya o kadar kolay mı? Burnumuzun dibindeki Kıbrıs'ta verecek değiliz herhalde diyenler olabilir. Gidişat o tarafa doğru arkadaşlar. Gidişat o tarafa doğru özellikle altını çizmek istiyorum. Bizim açıklamalar ne? Amerika'nın yaptığı yanlıştır. Barış'ı tehdit ediyor. Adada iki farklı eşit haklara sahip halk var. Buna rağmen Amerika gidiyor sadece Güney Kıbrıs'ı muhatap alıyor gibi açıklamalar yapıyoruz. Evet, Güney Kıbrıs muhatap alıyor da Güney Kıbrıs bütün dünya tarafından tanınıyor. Neredeyse Batı ülkelerinin tamamı Güney Kıbrıs'ın bir ülke olduğunu kabul ediyor. Hatta Avrupa Birliği'nin bir paydaşı olarak birliğin içerisine alınıyor. Ama Kuzey Kıbrıs'ı Azerbaycan da dahil olmak üzere kimse tanımıyor. O zaman
Kuzey Kıbrıs bir ülke vasfında olmuyor. Sen ne kadar bağırırsan bağır, ne kadar sesini yükseltirsen yükselt bir işe yaramıyor. Ha, ne yapılabilirdi? Çok ama çok öncesinde o ta anlam planlarının olduğu dönemde Türkiye tavrını çok net bir şekilde ortaya koyardı. Dünyaya öyle bir anlatırdı, bununla ilgili öyle önemli mesajlar verirdi ki dünya bu adımları atamazdı o zaman. Nitekim daha öncesinde Güney Kıbrıs'ın borusu bu kadar ötmüyordu. Kuzey Kıbrıs'la paralel hareket etmek zorunda kalınıyordu. Arka arkaya yapılan hatalar, yes ve anam söylemleri işte bizi bu noktaya getirdi. Bu bölgede yalnızlaştırılmış Türkiye'nin Amerika'sından Rusya'sına, Rusya'sından Avrupa'sına kadar bütün ülkeleri karşısına almış olan Türkiye'nin başarılı olma ihtimalinin ne kadar yüksek olduğu tartışılır. Onu da geçtim, Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'nin yanında yer almak isteyip istemeyeceği de ayrı bir tartışma konusu. O yes ve anam denilen anlam planında Rumlar hayır derken Türkler evet demişti. Yani Türkler biz Rumlarla birleşmek istiyoruz demişti. O dönemde bizimkiler de buna sonuna kadar destek vermişti arkadaşlar. Kimse şimdi boş milliyetçilik lafları falan çevirmesin. Amerika ile Güney Kıbrıs arasında imzalanan bu son anlaşma, kara, açık denizler ve liman güvenliği merkezi anlaşması Güney Kıbrıs'ın Kıbrıs olduğunu ilan etmekten başka bir şey değildir. Güney Kıbrıs aslında Kıbrıs'ın tamamını temsil ediyor. Kuzey Kıbrıs bizim için bir şey ifade etmiyor anlaşmasıdır. Buna Amerika da imza attı aslında. Buna Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'nin içine alarak çoktan imza attı. Güney Kıbrıs tamamen gücü ele geçirmiş durumda gibi görünüyor. Türkiye ise ne yapıyor? Oruç Reis'i geri çekiyor. Oradaki askeri gemileri geri çekiyor. Bizim Dışişleri Bakanı çıkıyor. Ya biz bakım için Oruç Reis'i geri çağırdık diyor. Yapmayın, etmeyin. Madem bakım için geri çağıracaksınız da neden bir ay önce çağırmadınız? Neden iki ay önce çağırmadınız? Ya da Oruç Reis ne zaman bir daha o tarafa gidecek? Askeri gemilerimiz ne zaman bir daha o tarafa gidecek? Biraz bundan da bahsedin bize. Bunun bir takvimi vardır herhalde. Bu takvimi ortaya koyun. Bakım öyle yıllarca sürecek bir şey değil. Herhalde bir iki hafta sonra Oruç Reis'i tekrar biz Doğu Akdeniz'de doğal gaz ararken göreceğiz diye umut ediyoruz. Eğer tersi bir tablo olursa anlayın ki arkadaşlar Türkiye Doğu Akdeniz meselesini rafa kaldırmıştır. Doğu Akdeniz meselesinde tamamen geri adım atmıştır. Bunun A'sı B'si yok. Peki iyi, geri adım attık da bugüne kadar ödediğimiz bedeller ne olacak? Biraz bundan da bahsedelim. Doğu Akdeniz meselesi yüzünden uluslararası ilişkilerimizi tamamen pert durumuna çıkarttık. Avrupa Birliği ile papaz olduk. Amerika ile papaz olduk. Rusya ile gerildik. Bütün dünya ülkeleriyle karşı karşıya geldik. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler Filistin de dahil olmak üzere karşımızda yer aldı. Bütün bu gerilimin karşılığında para piyasalarımızdaki dengeler bozuldu. Döviz yükseldi. Ekonomi bozuldu. Dış ticaret dengemiz bozuldu. Borçlanma ile ilgili büyük sıkıntılar yaşamaya başladık. CDS'imiz tekrar 510'un üzerine çıktı. E bunlar ne olacak? Neden o zaman biz bu bedelleri ödedik? Madem Doğu Akdeniz konusunda ısrarlı olmayacaktık, geri adım atacaktık, uzlaşalım, diyaloğa gidelim çağrısı yapacaktık. Neden bunu iki ay öncesinde yapmadık da her şey darmadağın olduğunda yaptık? İşte arkadaşlar, burada kurumsal bilinç karşımıza çıkıyor. Bir devlet kurumsal kafayla yönetilmiyorsa, tamamen el yordamıyla yönetiliyorsa gelinen nokta hep bu oluyor arkadaşlar. Biraz da ekonomi konuşalım. Ekonomi anlamında diyorsunuz ki dövizi baskılayacağız, dövizi belli bir seviyede tutacağız, düşüreceğiz. Aksine döviz yükseliyor. Bankacılık sistemimiz çok sağlam. Biz bankacılık sistemi üzerinde inşaat sektörünü destekleyeceğiz diyorsunuz. Hem inşaat sektörü batıyor hem de bankaların batık oranları her geçen gün biraz daha artıyor. Cari açığımız fazla diye bas bas bağırıyorsunuz, bunun havasını atıyorsunuz. Bir sene bile geçmeden cari açığınız 30 milyar dolara doğru koşuyor. E o zaman atılan bu adımlar neye dayanarak atılıyor? Hadi bunun bize cevabını versinler. Ya bir şey düzgün gitmez mi? Bir şey düzgün yapılmaz mı? Atılan her adım yanlışsa, atılan her adımın sonucu
sonucu büyük bir yıkımla karşımıza çıkıyorsa ve bunun bedelini her seferinde vatandaşlar ödüyorsa, o zaman ortada çok ciddi bir sıkıntı var demektir arkadaşlar. Hiçbir konuyla ilgili bugüne kadar atılan adımın pozitif bir sonucunu göremedik biz. Biliyorsunuz bir video çekmiştim, 31 diye bir video çekmiştim ve bu videoda sizlere anlatmıştım. 2001 yılından bu yana 30 defa doğalgaz bulunmuş. 30 defa 1 litre doğalgaz çıkartılmamış arkadaşlar. 31. kez bulundu, yine 1 litre doğalgaz çıkartılmayacak, emin olabilirsiniz. Öbür taraftan Doğu Akdeniz'de çok ciddi paydaş olacaktık. Türkiye'nin bütün doğalgazını oradan karşılayacaktık, bir de ihracat yapacaktık. Aynı zamanda dünyanın enerji merkezi olacaktık. Bırakın dünyanın enerji merkezi olmayı, Kıbrıs'ı elimizde tutup tutamayacağımız bile belli değil. Geldiğimiz nokta bu. Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan da olduk. O kadar da değil. Kıbrıs'ı kimse alamaz falan demeyin. Görürüz arkadaşlar. Burnumuzun dibindeki adalarda Yunanlıların mangal yaptığı da ortada. 12 adalar konusunda neden sesimizi yükseltmedik? Neredeyse olta atsanız kıyısına denk gelecek adada bir söz sahibi değiliz. Bütün bunları oturup konuşmamız gerekmiyor mu? Madem doları baskılamak o kadar önemliydi, bunun için Merkez Bankası rezervleri boşaltıldı, bunun için bütçe darmadağın edildi. Bunun için uluslararası ilişkiler rezil hale getirildi. Londra piyasalarında Türk lirası artık tukaka durumuna geldi. Hiçbir önemli kurum Türk lirası üzerinden işlem yapmamaya başladı. CDS'lerimizi getirdikleri nokta ortada. Madem biz bu kadar kesin kararlıydık, bunun için bu kadar bedel ödedik de neden kur şu anda patlama noktasına gelmiş durumda? Neden kur kontrol edilemez bir noktada ve neden ekonomiyi yönetenler dün kuru baskılamak en büyük başarı derken bugün kur nereye giderse gitsin önemli değil diye ağız değiştirmeye başladılar? Arkadaşlar, kurumsallık her yapı içinde çok ama çok önemli. Kurumsallığı önemsemezseniz işte ülkeyi getirdiğiniz nokta bu olur. Her şeyi tepe taklak edersiniz ve her şey tepe taklak olduktan sonra da bunu toparlamak öyle çok da kolay olmaz. Bir yılda bozduğunuzu 20 yılda zor toparlarsınız. Bunun tek bir sebebi var: ülkenin kurumsal bir zihniyetle yönetilmiyor olması. Kurumsal yapıdan tamamen devletin uzaklaştırılması, tamamen birilerinin iki dudağının arasında olması her şeyin. Bu süreç ne yazık ki bizi çok derin bir uçuruma doğru sürüklüyor. Hem siyasi açıdan, hem uluslararası ilişkiler açısından ve tabii ki ekonomi açısından. Ve bakın, ekonomiyle ilgili rakamları hemen değerlendirelim sizin için. Kurumsal yapı diyoruz ya, mesela borsamız kurumsal olsaydı yabancılar belki Türkiye'den gitme konusunda biraz daha düşünürlerdi. Borsayı tamamen varlık fonu idare ediyorsa kimse bu borsaya gelmez. Kendin çalarsın, kendin oynarsın. Yabancılar uğramayı bırakın, elden geldiğince, mümkün olduğunca, gerekiyorsa zarara girerek ellerindeki kağıdı satarlar haraç mezat ve bu ülkeden kaçarlar. Ondan sonra bir daha o yabancı yatırımcıları Türkiye'ye getirmek için yırtınırsınız, ama boşa yırtınırsınız. Alın işte, kredi derecelendirme kuruluşları arka arkaya Türkiye'nin kredi notunu düşürüyorlar. 5 Nisan'dan 2001 krizinden daha düşük seviyelere gelinmiş durumda. Bunun temelinde sadece ekonomik kriz korkusu yok, ülkenin kurumsal temellerinin tamamen yok edilmesi meselesi var. Kurumsal kimlik yok edilirse işte o zaman yabancı burada olmak istemiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları da işte sizin notlarınızı böyle patır patır düşürüyor. Bu yabancı sermayeyi kaçırıyor. Yeni gelecek yabancı sermayenin de önünü kesiyor. Sizin Venezuela'dan, Arjantin'den, hatta Papua Yeni Gine'den, hatta Patagonya'dan, Somali'den, Sudan'dan hiçbir farkınız kalmıyor. Kredi notumuza bakın, zaten yanımızdaki ülkelerin hangileri olduğunu gördüğünüzde ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlayacaksınız arkadaşlar. Ama borsayı 110 bin seviyesinde tutuyoruz. Dolar 7.49 seviyesinde, 7.50'nin üzerine çıkmadı diye bunun havasını basmaya kalkıyorlar. Bu kur 4.80'den buraya geldi. Unutmayın arkadaşlar. Yarın öbür gün kredi derecelendirme kuruluşlarının bu notları sonrasında yabancı sermaye çıkışı hızlandığında ve borçlar çevrilememeye başlandığında, ödemeler dengesi iyiden iyiye bozulduğunda, bir sabah uyandığımızda 14-15 liralık dolar kurunu göreceğiz ve oralarda bile durmayacak büyük ihtimalle. 20 lira
liraların üzerine giden bir dolar gördüğünüzde kimse şaşırmasın. Bunlar imkansız falan değil arkadaşlar. Bunlar olacak çünkü Türkiye'nin hem kurumsal yapısı hem de bütün ekonomiyle ilgili dengeleri bozulmuş durumda. Bütün temel direkleri yıkılmış durumda. Bu gerçekleri görmek zorundayız. Euro 8.90'a geldi. Büyük ihtimalle dolar 7.80'e doğru hızlı adımlar atarken biz euroyu da 9 liranın üzerinde göreceğiz. Hem euro hem sterlin hem dolar önümüzdeki günlerde çok agresif hareketlerle karşımıza çıkacaklar. Bunun sebebine yine iş bilmezlik, kuru dövizi baskılayacağız diye bütün cephanenizi tüketirseniz, elinizdeki şarjörü tamamen havaya boşaltırsanız bugün hedefe atacak kurşununuz, merminiz kalmayacak. İşte bu pozisyonda olursunuz. Merkez Bankanı boşalttın, bütçeni boşalttın, dış borç bulamıyorsun, yabancı sermayeyi de çekemiyorsun. Bu durumda senin dövizin patlayacak arkadaşlar. Bunun kaçarı uçarı falan yok. Faize bakıyorsun 13.31 seviyesinde. Bu dengesizlikler iyiden iyiye gün yüzüne çıktığında 15-16 seviyelerine kadar yükselmiş tahvil faizlerini göreceğiz. Kurdaki kırılma ister istemez politika faizinin de yukarıya taşınması anlamına gelecek. Bakalım faizler nerede duracak, onu da hep birlikte göreceğiz. Faizler tırmandığında konut sektörü bitecek, reel sektör çökecek, bankacılık sisteminin batıkları artacak, büyük bir finansal kriz gelecek ve büyük bir ekonomik kriz kapımıza dayanacak. Bu işsizliği, enflasyonist ortamı, fakirleşmeyi, yoksulluğu, sosyal problemleri beraberinde getirecek. Bunları bakın aylardır, yıllardır konuşuyoruz, söylüyoruz ve her seferinde ne yazık ki haklı çıkıyoruz. Ama bizim derdimiz haklı çıkmak değil ki. Bunları duyun da düzeltin diye yakarıyoruz resmen ya. Yakarıyoruz, şunları düzeltin. Türkiye ekonomisi iyi bir noktaya doğru ilerlemiyor. Bunu yaptıkça siz Türkiye ekonomisini daha da büyük bir çıkmaza sokuyorsunuz diye resmen yakardık, yalvardık, duyuramadık sesimizi arkadaşlar. Ve size açık ve net söylüyorum. Emin olun Türkiye ekonomisi büyük bir uçurumun kenarına gelmiş durumda arkadaşlar. Her an bu uçurumdan tepe taklak aşağıya gidebiliriz. Öbür taraftan dünyada da işler iyi gitmiyor. Eğer dünyada işler iyi gidiyor olsaydı, ekonomiler canlanıyor, büyüyor olsaydı, riskler azalmış olsaydı Brent petrol 40 doların altında olmazdı. Bakın çok yakın bir zaman içerisinde biz petrol fiyatlarını 20 dolara giderken görebiliriz. Altının onsunun bir anda 2300-2500 dolar aralığında olduğunu görebiliriz. Ve gram altının da buna bağlı olarak, aynı zamanda kurun kırılmasına bağlı olarak 1000 liraların üzerine çıktığını görebiliriz. Sterlin evet bir miktar geri çekildi ama bugün 10 liranın hemen sınırında. Siz sanıyor musunuz ki euro yükselirken, dolar yükselirken sterlin bu seviyede kalacak? Sterlin de hızla yükselecek. Gümüşe bakıyorsunuz. Gümüşün onsu 27 doların üzerinde. Altın onsunun hızla tırmanmasıyla birlikte 35 dolara doğru giden bir gümüş onsu göreceğiz. Bugün 6.50 seviyesinde olan gram gümüşün fiyatının 7.5-8 liralara, belki 9 liralara tırmandığını göreceğiz. Hele ki kurda kırılma olursa orada da 13-14 seviyelerini göreceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar hiçbir piyasa bu dengesiz koşullar içerisinde yerinde sabit kalamaz. Hiçbir rakam buralarda duramaz. Ne zamana kadar? Devlet kurumsallaşana kadar, ekonomi kurumsallaşana kadar. Özerk kurumlar dediğimiz borsa gibi, merkez bankası gibi kurumlar tamamen bağımsız hale gelene kadar, rakamlar gerçekçi olana kadar, TÜİK'in rakamlarına birilerinin inandığı zamana kadar işler düzelmez arkadaşlar. Bu kurumların güvenilirliği emin olun yerlerden çok yabancı sermayenin takip ettiği bir mevzu. Bir ülkenin kurumları güvenilir değilse oraya gitmiyorlar, orada kalmıyorlar. Ha yok, bunu yapamıyorsanız da başınıza geleceklere razı olacaksınız. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve aynı zamanda beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.